Selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün ben farmasi kalemleri anlatacağım farmasi kalemler çok diğer kalemlerim de çok olduğu için arkadaşlar bölüm bölüm yapmaya karar verdim marka özelinde inceleyeceğim aksi takta çok uzun oluyor ayrıca e, insan sıkılabiliyor kısa kısa tutmaya önem veriyorum elimde bu kadar rengi var renklerin numarası yazıyor çoğu silinmemiş durumda sizde alabilirsiniz. Şimdi bu kalemlerin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bu kalemler diğer şeylere göre, dudak, dudak kalemlerine göre daha sert. Ama bu da en yumuşağı çıktı be. E, yani normalde gün ışığı görmezse arkadaşlar e, daha görece sert. Yalnız bazı mesela sedefli formülasyon mesela bu sedefli gibi ya. Bu tarz sedefli formülasyonlar yumuşak. Bunu birazcık gün ışığında tutup hani o şekilde kullansanız daha iyi olabilir. Bunun rengi 201 numara. Bu nasıl bir ton biliyor musunuz? bayağı böyle pembe yansımalı. Hani e, nasıl desem Hani o çiçekteki o ipeksi doku vardır ya burada görüyorsunuz zaten net bir şekilde pembe yumuşak bir ton e, herkese uymaz e, esmerler almasın bu rengi çok açık çünkü açık renkler özellikle beyaz ve naturalci tonları alabilir kullanabilir naturale bile önermiyorum o denli açık. Ama yine de kullanabilirsiniz. Böyle siliniyor. Hani güzel bir tint de bırakıyor. Silisi böyle silerek de kullanabilirsiniz. Ben çok kullanıyorum. Mesela gölgeyi yapıp sonra bir, bir, hat, bir kat daha geçiyorum. Böyle hattını belirliyorum. Ben bu kalemleri bu şekilde çok kullanıyorum. Size de öneririm. Bu sevdiğim bir renk. 223 numara. 223 numaraya bakalım arkadaşlar. Evet kalemler görece daha yumuşamış. Ama bakın hafif tortulu bir hali var. Hafif tortulu bir hali oluyor. Bu çok güzel bir natürel e, ton yalnız sarı alt tonu daha fazla diyebilirim e, sıcak alt tonlu natüreller mesela bunu kullanabilir yakışır onun için esmerler kullanmasın yine esmerler için açık kalır e, başka buğday tenler kullanabilir bayağı açık sarışınlar kullanabilir. Bu iki renk daha çok sanki sarışınlar için. Ya şimdi ben de hani görüyorsunuz ten rengimi, benim rengime uygun renkleri alıyorum. Siz de zaten bence en çok beni bu sebeple takip edin. Yani benzer cilt tonuna falan sahipseniz takip edebilirsiniz. Bayağı yararlı olur sizin için. E bu 200 bu 220 numara. 220 numara bayağı bir kırmızı tonu. Böyle nasıl biliyor musunuz? Somon rengi gibi, somon rengi gibi bir somon kırmızı. Bakın. Bu şey vardı ya Flormar Pretty e, Apricot rengi vardı. Onun bir tık hani bir tık <laughs> bir tık daha pembeli pembe alt tonlusu. Bu da böyle bu da çok güzel bir ton. Tam yaz ayları için ideal. Bunu sürün arkadaşlar dudağınıza. Üstüne bir gloss patlatın şeffaf tamamdır bitti yani. E şimdi bu Hani bunu sadece bu şekilde kullanmanızı da öneriyorum. Neden? Çünkü mesela dudağınız inceyse taşırırsanız tek ton bunu hem taşırıp hem de içini doldurursanız harika bir görünüm oluyor. Yani rahat rahat e, kullanıyorsunuz. Evet bu da böyle bir ton. Açık renkler kullanabilir. Onun dışında e, yani... Çok esmerlere, çok böyle bronz tenlere önermiyorum. Aynı zamanda bronz tenlere bunu da önermiyorum. Çünkü onlara da bu renk açık kalacaktır. Bakmayın benim ten rengime. Benim açık renk bayağı cilt tonum. Evet. Devam ediyoruz. 222 numara. Buna bakalım. Bunu bayağı bir kullanmışım gördüğünüz gibi. Ben bu tonları çok seviyorum. İşte ama bunları ben ruj gibi kullanıyorum. Bakın arkadaşlar şeyi tortulanmaya görüyor musunuz tortu yapıyor hafif normalde şimdi şu anda ben bayağı güneş alan bir yerdeyim normalde bir de bakın yani şeyi yapısı çok nasıl desem pudramsı gibi bir şey bu arkadaşlar bu normalde hani böyle normal bir e, havada bayağı bir sert bayağı bir sert yazın yumuşuyor kışın buz gibi şu anda elimin ısısında da zaten e, kendine geldi. Bu da güzel bir ton. Bunu da bayağı bir kullanmışım. Ben soğuk nude'ları çok seviyorum. Nude renkleri, nude kahveleri. 212 kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunu da tavsiye ediyorum. Onun da numarasını söyledim mi size? 222 numara. Bu da 200, 212 numara. Yalnız bu birazcık daha soğuk ve koyu. Onu söyleyeyim. Bakın. Ay, işte bakın bu benim farmaside favori e, dudak kalemi rengim. Eğer almak isterseniz her cilt tonuna yakışacak bir şey. Çok siyahi insanlara değil. Onun dışında herkese yakışabilir bir renk. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Numara 212 Farmasi'den almanız gereken numara budur arkadaşlar. 212. Rengi de böyle bir renk. Gördüğünüz gibi harika. İçine açık renk sürersiniz. Bunu direkt sadece bunu sürersiniz. Üstüne gloss sürersiniz. Üstüne e, yine benzer ton bir ruj sürersiniz. Ben çok yapıyorum öyle benzer ton ruj sürmek. E, Baya iyi oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bu ne renge benziyor diye söyleyemem. Ama çok güzel bir nude kahve. Somon kahve bu renk. Bunu söyleyebilirim. Hatta bakın aradaki farkı çok net görebilirsiniz diğerleriyle. Bu tam bana uygun. Çünkü ben soğuk alt tonlu. Natural olduğum için hem natural hem de soğuk alt tonlu bu. 203 numara var. 203 numara. Bunu da görece biraz kullanmışım. Aa bu da çok tatlı. Bu çok güzel. Bakın bu da daha hani daha bir tık olgun hali onun. Daha böyle nasıl desem pembeliği azaltılmış, kahvesi yoğunluğu arttırılmış. Bu numarayı da kesinlikle tavsiye ediyorum almalısınız. Bakın çok güzel yani bu iki ton benim favorimmiş demek ki. 203 numara. E tabi ben birçok ruj kullandığım için unutabiliyorum arkadaşlar. 203 numara ve kırmızı bir dudak kalemi istiyorsanız ben bunu almıştım o zamanlar fiyatı bayağı uygundu bir de bunları alıyorsunuz arkadaşlar uzun süre kullanıyorsunuz yani ruj gibi kullanırsanız tabi çabuk biter de ben ruj gibi kullanmadığım için pekala uzun süre gidiyor mesela bunu sürüp üstüne şeyi sürüyordum mek rujlarını sürüyordum çok işimi görüyordu numarası 206 bunun da rengi şöyle bu çok sert bu arada müthiş bir sertliği var bakın arkadaşlar hatta kırıldı gitti gördünüz değil mi kırıldı gitti kendisi Evet ucunda buraya böyle kendini bıraktı. Dedi ki sen beni mahvettin dedi ya. Beni tükettin dedi. <laughs> ama arkadaşlar rengi böyle. Yalnız her ne hikmetse bu çok sert. Kırmızı rengini bir türlü yapamamışlar. Diğerleri gibi değil bu. Bakın güneş altındayım. Avucumda da tuttum. Yine yumuşamamış. Yine yumuşamamış. 206 numara. Belki de bunun tarihi falan mı geçti bilmiyorum. Bunların da tarihi çok geçmez ama olabilir arkadaşlar. Rengi böyle bayağı canlı bir renk bu arada. Hani eee direkt rujla aynı renk gibi diyebiliriz. Hani koyu bir şey istiyorsanız daha koyu alt tonlu, daha bordomsu ya da daha e, derin kahve kırmızıları tercih edebilirsiniz. Elimde öyle bir kahve kırmızı yok. Derin kahve kırmızı keşke olsa da göstersem. Bordo kırmızılar var şöyle Flormar'da. Evet arkadaşlar. Şöyle tutayım. Farmasi dudak kalemleri. Farmasi dudak kalemlerini inceledik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ee, yararlı olacağını düşünmek istiyorum. <laughs> İlgilenenler bu kalemlerde alabilir arkadaşlar. Çok güzel renkleri var. Ee, özellikle ben zaten renkleri için tercih etmiştim. Size de tavsiye ediyorum. Dokuları farklılık gösteriyor. Genelde benzer ama işte mesela kırmızı rengi çok sert. Anlatabiliyor muyum? Bir de hafif tortulanma yapıyor Flormar gibi. Onun dışında Flormar'dan daha iyi olduğunu da söyleyeceğim. Yalnız Golden Rose'dan daha iyi değil. Flormar'dan daha iyi, Golden Rose'dan daha iyi değil. Emily'den hiç iyi değil. Emily ile Golden Rose birbirine benziyor. Bu onun bir altı. Hani öyle söyleyeyim. Ama kesinlikle de kötü değil kötü bir performansı yok yani. Hani bir uzak kalemde ne ararsınız? Kolay sürülme, tortu yapmama, gün içerisinde uzun süre dayanıklılık. Bunu bu bu işi görüyor, onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar, kanala abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğenileriniz çok önemli. Algoritmada öne çıkmamız için ben yararlı içerikler yaptığımı düşünüyorum. Neyse, umarım siz de benimle aynı fikirdesiniz ya da zaman içerisinde olursunuz diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.